Alp abi merhaba, nasılsın? Sağ ol, teşekkür de. Biraz senden bahsedelim. Nasıl Fenerbahçeli oldun? Şimdi ben çocukluğuma başlayayım. Üsküdar'da doğdum. Üsküdar o zamanlar yani 50'li yıllarda Fenerbahçe'nin kalesiydi. Zaten İstanbul genel olarak Fenerbahçe'nin kalesiydi. Ben de bu benim özel konumdur. Anket falan da yaparım hep yıllardır. 80'li yılların başında başlamıştım. İstanbul'da son 30 yıl öncesine kadar %55-60 civarında Fenerbahçeli vardı. Galatasaray'da çok azınlıktaydı. Hatta Beşiktaş bir ara ikinci taraftar kitlesi bakımından. 55 yılında Yeni İstanbul Gazetesi'nin yaptığı bir ankette İstanbul'un %55'i Fenerli, %15'i Galatasaraylı, %30'u Beşiktaşlı gözüküyor. Taraftarları sormuşlar hangi takım tutuyorsunuz diye. Bunun gibi bir sürü anketler var. Oraları uzatmayayım. Üsküdar'da doğal olarak da benim babam çok fanatik bir taraftar değildi. Hatta sonraları öğrendim ben hangi takım tuttuğunu falan. Yani bazı babalar vardır. Çocuğuna forma alır. O zaman forma falan Evde yok zaten konuşulmazdı o de. zaman, çok futbol gibi. Konuşulmaz. Ama çok fanatikler de konuşur. Çocuğa her şeyi yapar. Maça götürür. Ben öyle bir adam değildi. Olur. Ben mahalle baskısı. 3-4 şekilde taraftar olma olgusu var. Bir tanesi baba veya aile çok fanatikse kaçarın yoktur. Seni formalı alıp maçlara götürür. Doğal olarak da Fenerbahçeli olursun. Ya yani Galatasaray, Beşiktaşlı. İkincisi dayılar çok etkilidir. Amcalar o kadar değil de derse bilmiyorum. Benim gördüğüm dayılar eğer fanatik Beşiktaşlıysa çocuğu da Beşiktaşlı yapar. İsterse babası annesi Fenerli olsun hiç fark etmez. Alır ona maça götürür falan. Bu dayı etkeni önemlidir. Ama üçüncü ve bence en önemli etken, dört tane hatta. Bir tanesi bir yıldız futbolcu yüzünden olursun. Bu Fenerbahçe çok olmuştur. İşte benim zamanımda çocukluğumda Lefter vardı. Ben Lefter Fenerbahçeliyim mesela. Daha sonra Cemil Turan geldi 72'de. Efendime söyleyeyim ne zaman o 86'da şeye geldi. Rıdvan Dilmen. Bunun gibi birçok tarihte Zekirizade'den kadar inebiliriz, bunu indirebiliriz. Fenerbahçe'nin yıldız sporcusu çok olmuş bu tarihte ve insanlar bundan etkilenmiştir. Ben mahalle baskısından etkilendim. Şöyle abiler sokakta 4-5 yaşındayken ben hep böyle bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş muhabbetleri geçiyordu. İşte Lefter, Can, Avni Kalkavan, Basri, Naci, Maci filan diye isimler geçiyordu. Hepsinin nispeten Naci'ydi, Avni'ydi filan. Yakın geliyor bana ama bir de Lefter diye bir isim var. Bir gün abilerden birine sordum. 4-5 yaşındayım böyle. Dedim ki bu Lefter nedir filan dedim abi dedim. Kim bu dedim yani. Tuhaf geldi ismi. Alışmadığım bir isim. Dedi Lefter'i eğer tanımıyorsan dedi Üsküdar'ı terk et dedi. Ben şimdi şaşırdım 5-6 yaşındayım. Ne demek istediğini de anlamadım önce. Dedi ki Lefter dedi Türk futbolunun en büyük futbolcusu. Türk sporunun. Sen onu tanımıyorsan dedi. Bu Üsküdar'da yaşaman dedi. Zül dedi filan böyle. Mahalle baskısı da bu bildiği şey Ondan geldi. sonra iyi peki filan bir şey demedim. Neyse aradan bir zaman geçti. Belki 6 ay sonra filan. Hadi dediler seni, onlarla da zaman zaman sohbet ediyorum yani kapının önünde. Hadi dediler antrenmana gidiyor. Sana Lefter'e de bak gösterirse. O abi yine 15-16 yaşında. Aldılar beni antrenmana götürdüler. Orası flu. Tam hatırlamıyorum. Ya tramvayla gittik. Dönüşte yürüdük. Ya giderken yürüdük. Galiba giderken yürüdük. Fenerbahçe stadına geldik. Burada antrenmanlarını burada yapıyordu. Orada işte Lefter bu dediler falan. O gün bir sempati duydum Fenerbahçe'ye. Ondan sonra. Fakat şimdi şöyle bir açmazı vardır hep çocukların. Şimdi ben sempati duyuyorum ama acaba babam beni ne diyecek bu işe? Babam hangi takım? Şimdi çocukken insan babasına çok değer veriyor tabii. Ben bunu sormalıyım diye düşündüm. Aradan bir zaman geçti. Bir hafta falan antrenmandan sonra. Akşam işten geldi. Tüneldeydi iş yeri babamın. Beyoğlu'nda. Ondan sonra baba dedim sana bir şey soracağım. Sor dedi. Ondan sonra ben dedim bir takım tutmak istiyorum dedim. Hangi takımı tutayım dedim. Benim babam da Almanya'da okumuş. İkinci Dünya Savaşı'nda makine mühendisi. Çok demokrat bir adamdı. Tatile çıkılacağı zaman mesela 63. Uzun tutuyorum ama uzun tutmamızın bir şeyi yok değil mi? Mesela tatile gidilecek. Biz üç kardeştik. Ablam da var bir tane. Kardeşim. Erkek kardeşimden başka. Atıyorum yani şimdi Bodrum veya Marmaris'e gidilecek. Arkadaşlar çocuklar Bodrum'a gidelim Marmaris'e oylama yapar evde filan.
3 tane Marmaris çıkarsa Marmaris'e gidilir. Ben böyle demokrat bir adam yani. Eşit çıktı oldu mu? Şey, gitmiyoruz falan. Eşit çıktı zaman babamınki 2 şey sayıdı. 2 kere sayıdı. Zaten eşit çıkmada şansı yok. 5 kişiyiz evde. Yani muhakkak 3 şey çıkıyor. Çekim sen gibi. Ondan sonra. Şimdi babam dedi ki, oğlum dedi, ben senin hangi takımı tutacağına karar vermem. Onu sen kendi hürriyetine karar ver. Ama ben sana takımları söyleyeyim dedi. Bir tanesi dedi, bizim semtimizin bulunduğu Kadıköy yakasının takımı, Üsküdar'a yakın olan Fenerbahçe dedi takımı. Çok şampiyon olur bilmem ne filan. Ama böyle öne çıkartmıyor Fenerbahçe'yi. İkincisi dedi, ben vapurla karşıya Beşiktaş'a geçiyorum ya dedi. Oranın takımı dedi, hani sen de evden baktığın zaman karşı sahili görüyorsun ya, işte orası dedi, Beşiktaş semti, Beşiktaş'ın takımı. O da hep şampiyon olur zaman zaman dedi. Bir deydi, benim iş yerinin olduğu Galatasaray'da Galatasaray var dedi. Burayı sen karar ver. Diyebiliriz burayı. Benim şimdi kafam karıştı ya. Şimdi babam bana bir şey vermiyor yani. Tüyo vermiyor. Fener tutsan iyi olur falan dese rahatlayacağım. Ne yapayım adam? Bana bıraktı tercihini. Ben dedim baba dedim. Aslında karar verdiğim bir takım mutluyum. Neymiş o, söyle bakayım falan. Ben Fenerbahçeliyim dedim. Verelim dedi. Ben de Fenerbahçeliyim dedi. Allah Allah. Bir rahatladım o gün. Alman disiplini işte. Yani daha önce söylesene. Beni niye öyle şey sokuyorsun? Neyse. Ondan sonra ben bayağı bir lefter vasıtasıyla yani Fenerbahçe'ye gönül verdim. Fakat maçlara gidemiyorum tabii. Sonra biz 58'de ben çocukken gene şeye taşındık. Etilere. Çünkü vapurlar çalışmıyordu. Lodos modası olduğu zaman gidemiyordu karşıya. Köprü falan yok o zaman. Öyle olmayacak mı dedi anneme. Hanım dedi, biz karşıda bir yer bulalım dedi. Eve işe gitmek falan daha kolay olur dedi. Yani vapurla gitmek dert oluyor falan dedi. Etilere taşındık 58'de. Yeni kurulmuştu orası. Ondan sonra ben devamlı maça gitmek istiyorum artık. Ondan sonra bir türlü olmuyor. En son babam da farkında benim ne kadar fanatik oldum, o da sezdi artık. Bir gün bir baktım 60 yılında. Dedi ki, Cemal Gürsel bir de darbe olmuş, 27 Mayıs olmuş, hemen 27 Mayıs'tan 2-3 ay sonra. Cemal Gürsel kupası diye bir kupa düzenlediler dedi, bilet buldum dedi, Beşiktaş maçına gideceğiz dedi. Çocuklar gibi sevindim. Hatta rahmetli annem diyor ki, o gece diye her zaman yattığın saatten 1-2 saat geç uyudum diyor. Ben devamlı işte lefterde oynuyor falan diye. Böyle çok sevindim. Hatta kendi kendime de maçı böyle kurguladım. Fenerbahçe yarın havada karada Beşiktaş'ı yener. Lefterli Fenerbahçe yenilir mi? Filan diye çocuk aklımla bunları kurguladım filan. Maça gittik ertesi günü. Numaralı tribünde. O zaman böyle forma giymek filan yok. Hangi stadyumda? İnönü stadyumunda. Zaten maçlar hep orada yapıldı. Fenerbahçe stadyumunda artık maç yapılmamaya başlamıştı. 57'den sonra dökülüyordu stadyum. Onun da hikayesi başkadır. Menderes yapacaktı yeni bir stadyum. Darbe oldu. Şey kaldı, o yarım kaldı. Neyse. Hatta yanımızda bir adam vardı. Ondan sonra ben Beşiktaşlıyım dedi. Kavga etmeyiz değil mi filan, hangi takım delikanlı filan dedi. Ondan sonra kavga yok dedi, etmeyiz etmeyiz dedi filan. Böyle maç başladı. Dakika, ben sonra tabii onun dakikalarını filan kütüphaneye gidip öğreniyorum. Unutmuşum maçı. Dakika 17, 1-0 öne geçiyor Beşiktaş. Biz numaralıyız. Karşısı kapalı tribün 6000 kişiliktir. İnönü'nün. 5 tane böyle sütun vardır. Evet. Yani şeyden sonra. Büyük direk var. Galatasaray maçlarında da iki direğin arasındaydı Galatasaray. Bu 4 direk Fenerbahçe'ydi. Yani 26.000'di o zaman kapasitesi. Evet. 20.000 Fenerli olur, 5-6.000 de Galatasaraylı olurdu. Ama Beşiktaş maçları öyle değildi. Biraz daha yarı yarıya gibiydi. Onların da iyi taraftarı var. Çünkü 5 yıl arka arka İstanbul şampiyonu oldukları zaman 40'lı yıllarda büyük taraftar bağladılar. Uzatmayalım. 37. dakikada ikinci golü de attılar. İlk golden sonra birisi ayağa kalktı, böyle borazan çaldı filan. Arkadan yaya yaşırsa kara kartal çok güzel diye yarı yarıya kapalı tribün böyle. İkiye bölmüşler. İnlettiler orayı. İkinci golden sonra gene aynı borazan çaldı. O Amerikan filmlerinde vardı ya, hücum borusu böyle çalar. Dağıt dağıt filan diye. Arkadan da yaya yaşırsa kara kartal çok güzel. Ben çocuğum tabii, sinirlerim bozuldu. Babama döndüm, dedim ki beni niye getirdin bu maça? Ona bula bula bu maçı mı buldum filan diye yargılamaya başladı. Ondan sonra hiç sesini çıkartmıyor ama. Gene enteresan bir şekilde. Ondan sonra biraz da böyle iç geçiriyorum. Çok hüngür hüngür ağlamıyorsun, abartmıyorum ama böyle gözümden böyle yaşlar geldi. Ya bu
başka maç yok muydu falan diyorum böyle. Bilmem ne. En son 2-3 dakika sonra dedi ki ağlaman sızlaman bitti mi dedi. Bitti baba dedim. Ondan sonra bir taraftan böyle hala burnunu çekiyorum falan. Ondan sonra bak dedi ben sende bir şey görüyorum dedi. Sen büyük bir taraftar olacaksın dedi. Onu gördüm yani dedi. Ama dedi böyle maçlar böyle çekilmez dedi. Sahasına baktı hiç unutmuyor bak tüylerim diken diken oldu. Dedi ki ilk yarının bitmesine dedi. Daha 5 dakika var dedi. Bir koca 45 dakika daha bizi bekliyor. Maçlar dedi şunu unutma hayatta. Tek bir takım tarafından sürekli kazanılmaz dedi. Ya kaybetmek de var, beraber kalmak da vardı. Bir dedi. Artı 50 dakika vaktimiz var önümüzde dedi. Hakemin son düdüğünü görmeden dedi ağlamak, sızlamayı dedi vazgeç dedi. Böyle dedi hayatın zehir olur yani böyle bir taraftar olamazsın dedi. Son düdüğü bekler zaman dedi. Ben de o günden sonra hiç erken terk etmedim maçı. Kaç etti maç? Onu anlatacağım. Şimdi dakika 44. Naci Erdem bize geldi. Sonuca gelmek istediğim için. Barış da iyi tanır. Ondan sonra. Pardon lefter atıyor. Dakika 44. 2-1. Dakika 45. Santrası olmuyor. Golden bir dakika sonra Naci Erdem atıyor. Naci Erdem defansta oynuyor. Oyun. Çok iyi bir orta attı. Yani bugün 20 yaşında falan olsun. Direkt Fenerbahçe'de direkt oynar. Top kesişi bilmem nesi. Tekniği mekniği süper bir adamdı. Her akşam hala içiyor. Karagazosu'nda. Şey, kar lokantasında. Aynen. Aynen. 87 yaşında bu arada. Neyse. 2-2'den sonra hakem düdüğü çalıyor, santra yaptırmıyor. Çünkü bitmiş maç. İkinci yarı 3-2, 4-2, 5-2, 6-2. 6-2 yeniyoruz. Evet, 2-0'dan. Tarihte tek maçtır bu. Fenerbahçe'nin 2-0'dan 6-2 kazandığı başka maç yok. Alsaydın abi bu şeyleri. Benim tabii Borazanlar Fenerbahçeliyim. O gün orada zaten kanatlandı. Yani öyle bir hale geldim ki Etliler'den böyle annem tabii müsaade etmiyor. Daha çocuksun diyor falan böyle bilmem ne. Beni hadi istediğin yap deseler sanki böyle o Nazım Hikmet'in şiirinde denir ya Kocatepe'den böyle ayakları üzerinde kanatlanan bir şiiri vardı. Ben de Etliler'den böyle uçup böyle yine konacak derecede denli bir Fenerbahçeli oldum. Orada tribün zehirini aldım. Tabii. Oradan tribün sonra... zehirini aldım. Ondan sonra artık ilkokula da başlamışım falan böyle. Şeyi de okuyorum. Yavaş yavaş. Zaten hep spor sayfasından başlıyorum. Ben şeylere. Fanatik bir Fenerli olduk yani. Ondan sonra hep arkadaşlarımla mı tek mi yoksa... Yok şimdi... Nasıl başladı ondan sonra tribündeki yolculuğu? 60'tan kadar gidemedim maçlara. Hı. Annem çünkü devamlı işte kavga çıkar, mavga çıkar bilmem ne. İşte analık şeyi. Klasik. Her anada vardı bu biraz. Ondan sonra. Fakat ben artık çok baskı yapıyorum. Babama falan da söylüyorum. Annen karışır o işlere diyor. Bizim evde öyle bir şey var. Hiyerarşi var yani. Ev işlerine benim mesela kaç para haftalık alacağım falan annem karar veriyor. Beraber karar veriyorlar ama annem konuşurdu. Haftalığını yedim, üçten ona çıkarttık falan diye. Sağ ol derdi. Öyleydi. Evde kararları yani anneme bırakıyordu baba. Hesapta kendi veriyor belki de. Onu ben bilmiyorum ama. Ondan sonra. 64'te mahallede de böyle gene abiler var 14-15 yaşında bilmem ne 16 yaşında dediler ki sen iyi bir fanatiksin ama maçlara gelmiyorsun. İşte annem mesela biz de alırız teyzen dedi. Bizim bir gün kapıya geldiler. Biz maça gideceğiz merak etme akşam da gene getirecek teyzeciğim dediler. Bir şey olmaz bilmem ne zaten vefa maçı mıydı neydi. Ondan sonra aldılar beni maça gidiyor. Akşam da hakikaten eve teslim ettiler. Ondan sonra ben tribüncü oldum 64'ten itibaren. Her maça gitmeye başladım. Hemen hemen maç kaçırmadım. Almanya'da olduğum 3 seneyi saymazsa. Türkiye'de, yani İstanbul'da, Türkiye'de demeyeyim de. Ama deplasmanları da çok kovaladım. Arkadaş gruplarıyla falan mı? Arkadaş yani mahalledeki tabii. Arkadaşlarla falan. Mahalledeki arkadaşlarla. Birçoğu da rahmetli oldu. Haldun vardı amigo. Şeyde, Sergi Sarayı'nda da iyi bir amigo ülke vardı. Onunla mesela çok deplasmana gitmişimdir. Ondan bireysel de ikimiz beraber giderdik. Pek katılmazdık ama şey de çok gittik yani. O zaman böyle cep telefonu bilmem ne yok. Bir hafta önce maçtan yani deplasman Eskişehir'deyse bir hafta önce de burada 6 tane ise amigo çıkar der ki Yaşar mesela rahmetli oldu. O da geçen sene benim çok yakın arkadaşım. Arkadaşlar cumartesi günü otobüsü ayarlayacağız. Herkes hareme gelmek isteyenler Eskişehir'e gidiyoruz. Haremde buluşuyoruz, haberiniz olsun filan de böyle. Önce burada konuşur, biraz sonra burada konuşur. O inen istediğin bütün şeyini böyle 5'e 6'ya gelmek isteyenlere haber verir. Hareme gidersin, haremde iki otobüs yaparsın filan böyle.
şey öyle cep telefonu falan yok. Ondan sonra... Ulan tribünlerin yapısı falan, tabii şimdi Amigolar var, işte semtler var. Amigolar var, semtler var. Mesela işte vardır. Üsküdarlar diye bir grup var, onlar bir köşeye geliyor. İşte Yeniköylüler var, bilmemler böyle çok semtlere şey etmiş. Fındıkzadeliler 70'li yıllarda falan Fındıkzade'den bir grup var. Çocuklarla da çok samimiydim ben. Onlar gelirlerdi. Onlar grup halinde Fındıkzade'den kopuk geliyor 6-7 kişi. Beraber oturuyorlar. Ve maçlarda bir de şey oynanırdı. Mesela onu Üsküdarlılar da çok yapardı da biz de yapardık. Forvet diye bir oyun vardı böyle. 7, 8, 9, 10, 11 kağıtlara yazarsın. Herkes çeker bir numarayı. Ben dedim 7'yi çektim. 7 numara kim? O gün 6 parmak. O gün gol atarsa 5 lira veririz. Aha, ondan sonra 25 lira, 25 lirayı bana verirler. Ben kazanırım. Böyle bir oyunlar oynarsın falan. Tabii erken gitmek zorundasın maçlara. 60'larda. Tabii vakit geçmiyor. Çünkü niye? Hayır. Yani şey kombine yok. Yani. Kombine denen bir olay yok. Kombine sonra oldu ama 70'lerde. Böyle kapıdan girerken o zaman 15 takım vardı. 15 tane böyle maçın ismi yazıyor. Fenerbahçe Altay. Onu kapıdan girerken yırtar. Böyle tır tırlı yırtar. Ondan sonra öbür hafta Fenerbahçe Vefa. Gene yırtar falan. Yavaş yavaş o böyle dibine kadar gelir. Öyle bir kombine vardı ama ben hiç kombine olmadım. Erken kalkardım. Annem derdi ki rahmetli. Cumartesi, pazar maçlara gideceğim için. Erkenden doğru düz kahvaltı yapmadan. Oğlum ya şu maç yüzünden yani sana sucuklu yumurta yaparım. Bilmem ne yaparım. Cazip et, hale getirmek için. Ondan sonra bir adam gibi bir kahvaltı. Anne ne kahvaltısı ya? Saat 10'da benim kuyruğa girmem gerek. Maç kaçta olurdu o zaman? Maç 2.30-3'te. 4'te olmazdı yani. En fazla 3'tür yani. Ama şeyine göre değişiyor. 4'te olan maçlar da vardır. Günler uzadığı zaman bazen 4'te de olmuştur muhakkak. Yani mecburdum böyle yapma. İnönü Stadı'na erken gitmezsen televizyon nakliye yayında olmadığı için 40 bin kişilik stada Fenerbahçe şampiyonlar falan gidiyorsa 60 bin kişi maça gelmek istiyor. Evet. Ve her maçta hemen 10-15 bin kişi de dışarıda kalır dönerdi. Sabahlama dönemlerine denk geliyor yoksa? Sabahlama dönemleri daha sonra. Daha sonra. O kavga dönemleri, sabahlama dönemleri. Büyük Alper vardır. Grup Lacivert diye şimdi hala aktif 60 yaşında. Kalp krizi geçirmiş geçen gün. Alper'de. Ondan sonra o Lacivert diye bir şey kurdu. Fener'in üstte, okul tarafının köşesinde devamlı. O Büyük Alper'in evinde top kullanılırdı. Oradan şey, ama ben sabahlama işlerine pek bir an kavgaya dövüşe bulaşmadım. Hı. Yapım itibariyle kavgacı bir tip olmadığım için. Onlarla beraber çiçek pazarı içerdik, ben akşamcıydım bir ara. Ondan sonra, oradan onlar saat 12'de 1'de kavgaya giderlerdi. Beşiktaşlar da orada bir yerde toplanır falan. Sabaha kadar böyle birbirlerini kovalarlar falan. Kazanız mübarek olsun arkadaşlar der. Eve dönerdim. Onun için beni eski arkadaşlar da böyle hadi sen annen bekliyorsun içmeyi eve git filan diye dalga geçerlerdi bende ama yapımım itibariyle ben böyle onun için hiç yani gözüme taş geldi bilmem ne yaralandım filan ama taş geldiğini de gördük yani. Bir Bursa deplasmanında Süleyman vardı Fenerbahçe'nin gene amigolarında. Allah rahmet eylesin ölmüştülerdi o zaman 50 yaşlarında filandı 70'lerde. Karşılıklı böyle Fener tribünün yanında da Bursalılar var, küfür ediyorlar. Çok pistir Bursa'nın seyircisi. Ondan sonra şeyler atıyorlar. Süleyman'ın gözüne pil geldi öyle bir tane, kalem pil. Gözü çıktı, kör oldu. Gözümün önünde oldu yani bu olay. Ah filan dedi. Ne oldu filan dedi. Süleyman abinin gözüne pil gitti. O zaman da en önemli şey pil yani tabii. Pil sert. Polise şikayet edersin. Mesela Bursa'da çok geldi başımıza bu. İşte taş atıyorlar filan diye. Gelmeseydin ulan der. İnne. Ben sana affedersiniz mi? İlk kayıtta da böyle geçmek zorundayım. Çünkü böyle derdi. Koskoca polis. Öyle mi kardeşim ben sizinle engel olurum filan diyeceğim. Gelmeseydiniz ulan der. Bilmem ne. Seni neredeyse suçlu hale getirir. Çok pisti Bursa'da yürüsü hakikaten. Eskişehir'de öyledir ama. İlk deplasman hangisi abi? İlk deplasmanım Ankara'da. PTT maçı. 65 yılı. Tek. Benim babam yok. Yani. Babamın Ankara'da bir işi varmış. Benim de fanatikliğimi gördü ya. Hadi dedi Ankara'ya seni de götüreyim de dedi. Pazartesi benim bir işim vardı. Pazar günü dedi maçı izleriz dedi Ankara'da. Aldı beni götürdü. PTT maçına babamla gitti. Babam benden sonra o ne derler ona
çok böyle fanatik olmayan adam Fenerbahçe'de daha fazla ilgilenmeye başladı. Cem'in kaç golü oldu, gene bugün gol atmış falan diye bana soruyordu bilmem ne. Kırmızı kart gören var mı falan diye. Benim sayemde biraz daha böyle ne güzel. Fenerbahçe'ye doğru bir şey yaptı, yol aldı yani. Peki. Eskiden ilgisizdi. İlk hangi ya, kendi arkadaşlarında gittiğin deplasman, hani baba haricinde hatırlıyor musun? O da 66 falan herhalde. Yani ortam nasıl mesela? Tek mi gittin yoksa? Yok yok abi, gruplar yani. Grup, otel üstüne. Yani Eskişehir, İzmir'e çok giderdim. İzmir iyiydi ama o zamanlar İzmir'de de felakette 11 saat sürüyordu yok. Çok böyle şimdi 8 saat, 7 saatte gidiyorsun İzmir'e. Çok çok daha. O zaman öyle değildi. Türkiye'de de gene ilk deplasmana giden taraftarlar Fenerbahçelilerdir. O da çok ilginçtir. İlk defa toplu halde Fenerbahçe'nin Yunanistan turnesine 50 yılında Fenerbahçe şey yapmak, pardon 48'de hatta ilk gidişi Atina'da maçlar yapmaya gitti. Olympiakos'ta işte Panathinaikos'ta falan oynadı. Fenerbahçe kulübü çağrı yaptı taraftarlara ve üyelere. Gelmek isteyen varsa uçak, şeyle, uçak falan yok o zaman. Gemiyle. Gemiyle gidiliyor prelimanına. 100 tane falan Fenerbahçe kulübü üyesini taraftarı pasaportlarını hazırladılar, kendilerini yazdılar. Onlar da taraftar olarak gittiler yani. Ne güzel bir şey. Toplu halde deplasmanı. Enteresan bir. Enteresan gerçekten. Hatta orada sonra 5000 liraya anlaşıyor Fenerbahçe. O zaman 5000 lira büyük para 48'de. Yani bu turne sonunda 5000 lira para alacak bu işten. Neyse parayı da aldım diyor Üstü Ağaroğlu. O zamanlar efsane yönetici. Devamında yönetim kurullarına giriyor. Şey demiş ki Raif Dinçkök, büyük Fenerbahçeli burada, Ali Dinçkök'ün babası. Ya demiş, güzel başarılı sonuçlar aldık. Ondan sonra bunu bu akşam kutlayalım, son yarın dönüyoruz gemiyle tekrardan. Dönmeden önce bir tavernada kutlayalım falan demiş. Üstü Ağaroğlu demiş ki ben demiş 5000 lira kulübün paraya ihtiyacı var. 5000 liranın 5 lirasını dokunmam. Bunu kulübe götüreceğim, kasaya teslim edeceğim. Kusura bak. Yok demiş, yanlış anladın beni Üstü Bey demiş. Ben demiş davet ediyorum falan demiş. Ondan sonra ha o zaman oldu demiş. Biz bir taraftarı kapattık diyor. Bir tek o, diyor. Fotoğraflar falan sarılıyor. Taraftarlar var işte. Kafiledeki futbolcular var. Antrenör şu bu. Ve bir de diyor Atina'nın en güzel dilberleri. Onlara şey yaptık diyor. Gelsinler demiş. Bayanlar. Fazla da açmadı onu ama herhalde bazı filmlerde çevirenler olmuştur orada. Onu bilemiyorum. Ondan sonra. Şimdi herkes ayrıldı kanka. Saat gecenin ikisi üç olmuş. Çok güzel eğlendik diyor. Taverna böyle Yunan müziği yapıyor falan. Tam ayrılacağız diyor. Kapıdan çıkarken diyor arkamdan koşturarak geldi. Hesap demişler. Ben şimdi o kadar rahatım ki diyor Raif Bey ödeyecek diye. Ondan sonra herhalde adamcağız da atladı. Çünkü Raif Bey büyük bir Fenerbahçelidir. Öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Belki içkiyi belki biraz fazla kaçırdı. Al. Hesap ödemedi mi ödenecekti mi? Hayır demiş. Hemen orada demiş ki bir dakika sakin ol ya. Hemen kolumu falan tuttular diye. Hesap ödeme nereye gidiyorsun? Fenerbahçe kulübü diyor. Hala o borcu ödüyorsun. Kurulduğuna göre 48 yıldır, 41 yıldır hiçbir kuruma kuruluşa 5 kuruş borcu yoktur. Söyleyin hesabı ödeyeyim dedim diyor. O sırada altın da ucuzdu diyor. İngiliz altınları var diyor. Altın almıştım diyor. Bir hesapladım diyor. 5 altın diyor. Hemen çıkarttım diyor. Bir altında bahşiş verdim diyor. 6 altın buyurun dedim filan diyor. Otelde uyuyoruz diyor sabahleyin. Geç kalkmışız. Kapıda öğleden sonra tabii. Saat böyle 10 filan. 9.30-10. Bir telefon bağladılar diyor. Ondan sonra buyurun alo demiş. Ben Atina Büyükelçisi. İsmi var bir yerde bende ama şu anda aklıma gelmedi. Atina Büyükelçisi alıyor. Rüştü Bey demiş. Siz kafile başkansınız. Siz dile kaydınız. Akşam beni tavernadan aradılar. Siz hesap ödememişsiniz galiba. Yok beyefendi öyle bir şey olur mu? Fenerbahçe hiç kimseye borcu kalmamıştır bugüne kadar. Biz Fenerbahçe kulübüyüz. Bir daha sorun demiş. Bana tekrardan dönün demiş falan. İki dakika sonra arıyor Büyükelçi. Şimdi öğrendim ki diyor, akşam diyor hesap ödemişsiniz diyor. İlk diyor bana dün ödenmediğini söylemişler diyor. O zaman diyor siz de diyor sabahleyin diyor. Şey, uykunu zannettim yani lütfen diyor. Şoförümü gönderiyorum. Büyükelçiliğe bana kahvaltıya gelin diye kahvaltıya çağırıyor işte. Daha ne oldu? Büyükelçi. Çok güzel. Bu acayip bir hikayemiş kesinlikle. Peki bu sonra da tribünde bu dernekleşme hikayeleri falan nasıl oldu? Dernekleşme
İlk dernekleşenlerden, yani de ilk derneği kuran benim. Evet. Türkiye'de Fenerbahçe'de. Benim böyle Almanya maceram var. Çünkü 74'e kadar Almanya'da kaldım. 71-74 arası diyeyim. Sürekli değil ama 71'de döndüm gene. Son sınıfı burada bitirdim. Ne 2,5 sene falan Avrupa'da kaldım. Orada şunu gördüm. Ufak kulüpler çok gelişmişti. Almanya'da çünkü 3-4 tane de maça gitmiştim ben. Böyle şeyler var. Mesela Bayern Münih'in şu anda tabii en popüler takım Almanya'nın 1600 tane bile taraftar oluşumu var. Çeşitli kasabalarda şurada burada. Geçen 2 sene önce bizim burada Ajax'ı 1-0 yendiğimiz son dakikada bir maç var. Hatırlarsın. Evet, UEFA Kupası. O maçtan önce buraya 3-4 tane Alman geldi. Biri karı koca. İkisi de şey, tek. Ondan sonra şeyi aradılar. Bizde Bilim Hanım diye birisi vardı. Bilim Hanım'a geçtiler falan. Ben de dönüşte Bilim Hanım dedi ki bunlar Alman, siz Almanya biraz bilgi ver falan dedi, bana getirdi. Dedim ne işiniz vardı Bilim Hanım'da falan dedim. Biz dediler futbol fanatiyiz. Yani dünya yüzündeki ülkelerde böyle önemli derbileri bilmem neleri ya Avrupa maçlarına meraklıyız. Şu ana kadar 22 ülkenin maçı dedik. Böyle bir grup bunlar. Bir tanesi karı koca. 45-50 yaşlarında. Öbürleri de o yaşlarda. Yani 70 doğumlu falan bir grup. Ajax maçına dediler. Bilet istedi kulüpten. Cevap geldi. Birim diye birisi. Biz tabii hanım mı beyim bilmiyoruz. Böyle bıyıklı mıyıklı böyle bir Türk erkeği bekliyordu. Çok güzel bir anda güzel bir kadıncağızdı. Ondan sonra şaştık kaldık dediler. Çok güzel bir kız. Bizim bilet için zannetti. Ondan sonra ben sizin geleceğinize güveniyorum demiş. Alıyorum biletlerinizi. Yani gelmeye de bilirler çünkü elinize kalanlar. Bize güvendi diyor. Biz dedi Galatasaray'ın da bir gün önce de Galatasaray'ın bu pazartesi oluyor bu konuşma. Salı günü de Atletico Madrid'de maçı var Galatasaray'ın. Peki Galatasaray maçına da mı gidiyorsunuz? Evet gidiyoruz. Nasıl hallettin? Başka yollardan hallettik. Kulübe mektup yazdık. Mail attık. Hiçbir cevap gelmedi Galatasaray kulübünde. Yani tabii Fenerbahçe kulübünde çok kurumsal olduğunu anlatmak istemiyorum burada. O Bilim Hanım'ın kişisel çabasıyla belki de ondan sonra ama güzel bir şey yani. Onun için biz de dediler Fenerbahçe'ye sempati duyduk yani. Türkiye'de hangi takım derseniz bundan sonra Fenerbahçe deriz falan. Ben de onlara dedim ki o zaman sizin daha çok sempati duymanız için sizi bu çarşamba günü saat 5'te dedim buluşalım Fenerbahçe'ler derneğine götüreyim bu anını orada dedim. Taraftar derneği. Aa çok memnun oluruz dediler. Bunlar çünkü türbün kovalıyor. Evet. Zaten VfB Stuttgart'ın da Bavyera bölgesinde bir kasabada onun fan kulübünü kurmuşlar. O kasabada. Siemens'in fabrikalarının olduğu ismini unuttum şimdi kasabada. Meşhur şey vardır ya beyaz eşya bilmem ne elektrik malzemesi Siemens Alman. Onun bulunduğu fabrikalarının bulunduğu kasabanın taraftar derneği. Oluşum. Onlar da dernek şeklinde değil. Fan kulüp. Ondan sonra geldiler Fenerbahçeler derneğinden tezahüratlara eşlik ettiler benimle. Mesut oturlar şöyle adamlar. Sonra maça girdiler. Böyle de bir hikaye var. Yani bizde Türkiye'de yoktu bu. Ben bunu Almanya'da görmüştüm bu taraftar oluşumlarını bilmem neleri. Bu dedim şeyde kalmasın abi. Bir tane de dernek kuralım. İşte Yeniköylüler, Fındıksadeliler, Üsküdarlılar falan diye sırf semt bazında kalmasın. Bütün Fenerbahçe çatı altında toplayan bir dernek kuralım ya. Hatta benden bazı Sarı Tuncay vardır. Şurada da resim var hatta 1991 şampiyonluğunda. O da deplasman falan kaçırmazdı. Sarı Tuncay falan benimle dalga geçerlerdi. Bir fan kulüp kuracağız, bir dernek kuracağız falan diye. Ondan sonunda onu gerçekleştirdim. 86 yılında içeriye verdik kağıtlarımızı Fenerbahçe Derneği diye. Sırf taraftarların, Türkiye'deki ilk taraftar derneği bizizdi. Yani Beşiktaşlılar Derneği cemiyeti vardı ama o kongre yönelik böyle bir Beşiktaşlıların kurduğu bir şeydi. Sırf taraftara yönelik. Bizim mesela ilk kurduğumuzda 2-3 ay sonra 100 tane üyemiz oldu. Belki 5 kişi Fenerbahçe kulübü üyesiydi, belki 6 kişi. Herkes böyle tribünden gelmeydi. Evet. Ve şu anda 6000 tane şubesi var. Şimdi de Şahin diye bir arkadaş var böyle 200 kilo falan. Tanıyor musun? Tanıyorum, tanıyorum. Deplasmanlarda görüşürüz. Evet. Şahin de güzel yapıyor bu işi yani. Ben o derneğin bir numaralı kurucu üyesiyim. 7 kişiyle kurduk bir an önce kuralım diye. Ondan sonra aldı başını yürüdü yani gitti.
Bir ara kötü yönetildi ama. İllas Başkan'ı seviyordum aslında. Eski başkanımı, fakat son seçimlerde çok ters bir hareket yaptık. Dernek olarak Aziz Yıldırım'a bildiri yayınladı. Tamamen Aziz Başkan'ın yanındaydı. Ya sen taraftar derneğisin. Ben bana karşı ters geldi bu. Senin Aziz Yıldırım ya da Ali Koç'u tutma gibi bir lüksün yok. Sen kim başkan olsa onun arkasına duracaksın. Ama direkt Aziz Yıldırım'ı desteklersen hoş olmuyor. Ve sonunda istifa etmek zorunda kaldım. Biraz direnme. Şimdi şarkıcılık yapıyor yani. Onu bilmiyorum. Ama Şahin Ali Koç'a destek verdi yani. Ama dernek olaraktan verilmedi. Dernek ama yayınladığı bildiriyle gördüm ben. Resmen Ali Aziz Yıldırım'ın yanındayız diye bir bildiri yayınladı. Ters geldi bana. Alp abi, teşekkür ettik biz sana. Başka sorunuz varsa bana cevap verin. Şu Amigo Yaşar hikayesini bir dinleyelim o zaman senden. Amigo Yaşar Kasımbaşalı. 47 doğumluydu. Daha doğrusu Fatih tarafında doğmuş da sonra Kasımbaşalı oturuyor. Yaşar'ın kardeşi Mehmet'le daha da görüşürüm. Mehmet de Galatasaray'ın Amigo'suydu. Kapalı tribünde Yaşar'da Fenerbahçe. Esasında Yaşar açık tribündeydi. Biz 75 evet. yılında, yanlış anımsamıyorsam, belki 76 olabilir. Kapalı'da, İnönü Stadı'nda, sadece Fenerbahçe değil, Beşiktaş Galatasaray tribünlerinde herkes biletini alır gelir, hiç tezahüratları olmazdı. Goller de gol diye ayağa kalktı. Biz dedik Kapalı'yı canlandıralım, karşılık tezahürat yaparız falan diye. Bir grup, onların da ismini veriyorum, Çamlıcalı Kenan vardır, hala hayatta o. Ondan sonra Yeşilköy'lü Selver vardı, benim yine deplasman arkadaşım. 55 doğumlu, ben yaşlarda. Efendime söyleyeyim, bunun gibi 5-6 kişi isimleri, başkaları da kim vardı, Haldun vardı. Yani 6-7 kişi böyle bir kapalıyı canlandırmaya karar verdik, orada bir grup var. Yaşar'a söyledik, Yaşar'ın durumu yoktu yalnız. Hep böyle yaptığı işlerde iflas ediyordu bu. Beceremiyordu. Hatta en son ben ona gece yaptım. Emekliliğini daha kazanmamıştı ölmeden önce. Ve kua oldu öldü. Bir çok sigara içenlerde böyle bir hastalık var ya, ondan öldü. Hala bir paket sigara içiyordu. Ondan sonra orayı canlandırdık. Yaşar da dedi ki, ben dedi maddi durum yok, gelin ya onu sen bize bırak filan dedi. O gün söylemesi ayıp. Aramızda böyle 3-5 lira vererekten Yaşar'ı da aldık, Kapalı'ya soktuk. O gün ilk defa, 76 yılı galiba, böyle Eylül ayı falan lig yeni başlamış. Belki Ekim ayı. Yaşar böyle önce buradan konuşmaya başladı. Arkadaşlar dedi, hepiniz hoş geldiniz. Bundan sonra burası dedi bağıracak, bağıran bir tribün yapmak istiyoruz. Bağırmayanlar buraya gelmesin dedi. Ondan sonra başka numaralıya da gelirsiniz dedi. Ama buradayız biz artık dedi, Kapalı'dan, açık tribünden geldik bir grup dedi. Burayı çok güzel bir kapalı yapmayı kafamıza koyduk falan diye bir konuşma yaptı. Ondan sonra 10 metre ileride bir konu, böyle 6-7'ye böldü şeyi, tribünü. Bu köşeden başladı, sağ deniz tarafındaki açın oraya kadar bunu anlatarken insanlara. Hatta o şeyi de gene Yaşar zaman çıkmıştır. Burası sinema, tiyatro değil, bağırmayan taraftan siktirsin gitsin. İlk bir şeyi o mu? Amigo Yaşar. Amigo Yaşar zamanında çıkmıştı. Ulu bir adam. Amigo Yaşar mı çıkarttı onu hatırlamıyorum şimdi de. Ondan sonra. Öyle de biz de tezahürat meşhuruz bu. Bazen böyle küfürlü şeyleri mecburen şeye uysun diye yani kamufle etmiyorum. Kusura bakmasınlar dinleyenler. İzleyecek olanlar. Ama işin gerçeği bu. Bir 6 ay içinde o kapalı tribün acayip bir tribün oldu. Herkes açıktan Kapalı'ya geçmeye başladı falan ve böyle kemik bir şey oluştu orada. 2-3 bin kişi. Statü gibi olmuş oldu. Evet. İnsanlar Kapalı'dayım yani falan. Şimdi efsane maraton diyorlar ya, o maraton falan yanında sıfır kalır. Hiç susmazdı 90 dakika. Kapalı çok iyiydi İnönü Stadı'nda. Süperdi yani. Yaşar'dan başka çok güzel bir golar vardı. Mesela açık tribünden bir şey daha söyleyeyim ben. 64'te ilk açığa gittiğim zaman çocuğuz tabii o zaman. Meşhur bu Galata Kulesi'nden satan Sülün Osman vardır. Evet. Duymuşsundur ismi. Evet, duydum. İşte Saat Kulesi'ni satıyor, bu benim diyor filan. Eminönü Bey'den bir Saat Kulesi adamı satıyor. Stadı da mı sattı? Çünkü 3-4 tane de adamı var. Saat, bir köylü birisi gelmiş Anadolu'dan, böyle bakıyor Saat'a filan. Adamlar da bunun odanın önünde duruyor, bir mendil açmış.
böyle saate bakanlar 10 kuruş koyuyor falan. Diyor merak ettim bundan ne yapayım, bu saat kulesi benim diyor. Burada baktığın zaman diyor para ödersin. Aa ama istiyorsan sana satayım, bende 4 tane daha var diyor İstanbul'da falan. Adam orada hemen bir sözleşme kağıtta, kağıt üzerinde. Adama 3000 liraya falan satıyor. Böyle bir üç kağıtçı bir tip yani. Bu maçlara gelirdi. Fanatik Fenerliydi. Çok içerilerde girmiş çıkmış. Ondan sonra derdi ki abiler, ben de böyle dinliyorum kenarda onları. Osman abi Allah aşkına Galata Kulesi'ni nasıl sattın? Oğlum ben tevbekar oldum artık. Bugün maçı alır mıyız? Bana onu söyleyin derdi. Fanatik Fenerliydi. Mesela bu da enteresandır. Sülün Osman'ın her maça gelmesi. Sonra kayboldu ama. 76'da falan yoktu Sülün Osman. Ama 74-75'te belki 77'de yoktu yani. Amigoluk değil ama yani. Tribüne yoktu Amigoluk yani. Değil ama tribüne Fanatik gibi. Fenerbahçeliydi. Çünkü Fenerbahçe çok popüler olduğu için tabii ki onunla Sülün Osmanlar da Fenerbahçe tutacaktır. Ben bir soyutlayamazsın yani. Hoş bir şey değil miydi? Toplumun her şeyinden, kesiminden seyircimiz artık. Galatasaray'da öyle bir şansları yok. Onlar profesör düşürdü. Onlar şimdi hırsız oldu. Son bir şey daha anlatıp kapatalım ondan sonra. Babamla gene işte benim yüzümden artık maçlara gitmeye başladı. 3-4 tane maça gittim ben 64'e kadar babamla. Bir Galatasaray maçına gittik İnönü Stadı'nda. Şeyden girdik. Galatasaray tarafından böyle kapalı tribünde. Fenerbahçe gene 4 sütun arasında. 2 sütun arasında Galatasaray. Oradan böyle geçerken babam dedi ki biz ters girdik galiba. Burası Galatasaray'ın Fener tarafına geçelim. Yürüyoruz. O arada kravatlı insanlar çoğunlukta. Fener tribünde de vardı kravatlılar. Ondan sonra bir tanesi dedi ki böyle ağır ağır yürüyoruz babamla. Hocam dedi filan. Nasılsın? Aa sağ ol, iyiyim filan dedi. Üniversiteye devam mı dedi, emekli oldunuz mu dedi. Kravatlı bir adam. Profesör herhalde tahmin ediyorum. Yok dedi, daha iyi bir iki senem vardı. Devam. Teknik Üniversitesi devam dedi. Öyle mi dedi. Bir gün dedi gel beklerim dedi. Sen nasılsın filan dedi. İyiyim. Çayımı içmeye gel beklerim. Olur hocam filan dedi böyle. Kravatlı bir profesör Galatasaray taraftarı. Evet. Yani Sülün Osman'ın pek orada bağdaştıramıyor. O yüzden. Bu tarafa geçtik. Fenerbahçe tarafına. Eskiden maçlara erken gelirdik. Koltuk altında tavla getirirlerdi. Ve iskambil kağıdı tavla atılırdı. Evden tavlanı getirirsin. Polis de el koymadı yani ona. Sonuçta sahaya atacak hali yok tavlayı. Atılırmış aslında. Adamın bir tanesi 45 yaşlarında falan böyle 3 tane düğmesini açmış. Böyle Mayıs ayı falan bu maç. Sonra ben baktım o maç hangi maç olduğunu. Galiba 65 mi 64 yılında yok 64'te ben tribünde oldum. 62-63 yılında bir maç. Fenerbahçe Galatasaray'la beraber kalmışlar. Ondan sonra kıllı böyle bir vatandaş 3 tane düğmesini açmış. Beyaz böyle bayağı böyle kılları olan bir şey. Oradan birisi Ahmet abi, isimleri atıyorum tabii unuttum. Ahmet diyelim. Ahmet abi Manav'da işler nasıl dedi. Eyvallah iyi ama dedi tavla atıyorum sonra konuşalım dedi falan. Bir anda 10 metre sonra hava değişti. Manav'da işler nasıl Ahmet abi, kıllı böyle bir manav. Öbür tarafta hocam emekli geldi. İlk defa orada onu çok net hatırlıyorum. Allah'ım iyi ki Fenerbahçe'de olmuşum dedim. Yani çünkü ben halka yakın bir insan olduğum için. Güzel anlar. Teşekkürler.